İklim değişikliğini konuşalım, kent ekonomisini konuşalım, eğitimi konuşalım, turizmi konuşalım, dayanışmayı konuşalım. Geldiler. Geldiler ve ilk zirveyi burada yaptık. Daimi sekreteryasını İstanbul'da kurduk. Şimdi ikinci zirvenin yapılma yerini Yunanistan ve Atina kabul ettik. Ülkeler sıralamasıyla devam edecek. Haftaya ben dönem başkanlığını da Atina Belediye Başkanlığı'na devredeceğim. Ve daha sonra orada bulunan diğer ülkelerden birisi tercih edilecek ve orada ilan edeceğiz. Diyecek ki seneye işte örneğin Tiran veya bir başka şehir. Bu sene 60'a çıkan şehirlerle orada buluşacağız. Ben bu duyguların aynısı birkaç belediye başkanı hariç bütün Balkan belediyelerinden duydum. Bu kadar etkili bir coğrafyadayız. O bakımdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, bu kadim topraklarda yaşamak, hele hele İstanbul'da yaşamak ayrı bir sorumluluk duygusuna sahip birey olmak demektir. Ben bu duyguyla hareket eden bir kardeşinizin, hemşerinizim. Ve bu duyguyu sanki bir miras gibi elbette ki atalarımızdan, dedelerimizden bir genetik geçiş yaşıyoruz. Ama yanı sıra bir miras gibi korunması gereken ve güçlendirilmesi gereken bir miras gibi Atatürk'ten aldığımı düşünüyorum. Atatürk'ten aldığımı düşünüyorum. O bakımdan bunu her çocuğumuzun hissetmesi, her evladımızın, bu milletin her evladının hissetmesi, bakın bu milletin her evladının hissetmesi, benim Kürt vatandaşımın da, benim Alevi vatandaşımın da, benim inanınız Ermeni vatandaşım da, Rum vatandaşım da bu duyguyu bu topraklarda hissederek yaşamalı. Ve asla ayrımcılığın olmadığı bir mevcudiyetle yaşamalı. Bunu var etmeliyiz, bunu var edebiliriz. Ve bizi bu çağda bunu kolaylaştıracak, bunu olgunlaştıracak nice anılara, nice geçmiş duygularına sahibiz ki inanın kötü şey konuşacak bir şeye sıra bile gelmez ya. O kadar pozitif duygulara sahip bir ortamdayız. O bakımdan bu şekilde hareket etme bilinci umuyorum bütün siyasi partilere, siyasi bireylere, kişilere geçiş yapar ve ülkede hizmet yarışı olur. Ülkede ayrıştırmak, uzaklaştırmak, kutuplaştırmak değil. Hak edenin başarabileceği inancının olduğu bir toplum olmak. Hukuka güvenin en üst seviyede olduğu bir toplum olmak. Bakın biz İstanbul'da bağımsız veriler oluşturmak adına İstanbul Planlama Ajansı'nı kurduk. Ve burada her hafta veriler üzerinden çalışıyoruz. Birkaç istatistik söyleyeyim size. Bizim İstanbul'daki gençlerle ilgili yaptığımız araştırmalarda %86, bakın %86'sı tanıdığım olmadan ben bu ülkede işe giremem inancında. %86, %46, 56 demiyorum bakın. %86. Ya öyle de olmaz. Ya öyle. Bunu bu gence dedirtiyorsak bir arızamız var gidermemiz gereken. Yani bunun gibi birçok konuda mesela %75'e yakın vatandaşımız adaletin bağımsız olduğuna, yargının bağımsız olduğuna inanmıyor. Bunları düzeltmemiz lazım. Bunları düzeltmeden enflasyonu düşüremeyiz. Bunları düzeltmeden kişi başı milli geliri yükseltemeyiz. Ve yani bu ülkenin her şeyi var. Her şeyi var. Başta çok özel bir insan kaynağı var. Ama onun ötesinde doğal kaynaklarıyla, medeniyetleriyle, tarihi değerleriyle her şeyi var. Sadece tek şey istiyor bizim var olan nimetlerimiz. Biraz emek istiyor. O emeği kattığımızda, bilinçli bir emeği kattığımızda inanılmaz katma değeri yüksek gelire sahip bir toplum olma şansı önümüzde duruyor.
genel bir bakışla aslında hem bu sürecin özetini hem benim ruh halime yansımasını sizlerin duymasını istedim. Evet, yani takdir edersiniz ki beni tanıyorsunuz. Burada benimle çirkefleşmeye çalışan insanlarla, yapılarla, gruplarla çirkefleşecek kadar seviyemi aşağı düşürmem, düşürmedim de. Benim tek derdim herkesin iyi olması. Ve bu konuda da sonsuz bir mücadele gücü hissediyorum kalbimde. O sonsuzluk nasıl bir şeydir bilmiyorum. Onu Allah bilir. Öyle hissediyorum. O bana öyle bir duygum var. Sonu güzel olacak. Şehrimize güzel katkılar sunuyoruz. Bundan emin olabilirsiniz. Şehrin kasasına gözümüzün nuru gibi bakıyoruz. Bu şehrin nimetlerini, yine bu şehrin hizmetlerini aktarmak için çok özel bir gayret içerisindeyiz. Bu şehrin kasasına inanınız ki bereket gelmiştir. Bütün zorluklara rağmen bereket gelmiştir ve daha da bereketlenecektir. Bu şehrin çok özel imkanları vardır. Aynen az önce söylediğim ülkemiz gibi. Dile kolay, iktidar kendileriydi. Burayı da kendileri yönetiyor idi. Ama biz durmuş metro şantiyeleri devraldık. Biz şu anda bu metro şantiyelerini yapıyoruz. Kendi kaynağımızla yapıyoruz. Kaynak bularak da yapıyoruz. Yani 1 milyar 750 milyon euroya yakın kaynak bulabilmek pandeminin göbeğinde, ülke enflasyonu ortadayken büyük bir marifettir. Bu kentin itibarı olduğu kadar kentin kasasına var ettiğimiz şeffaflık ve hesap verebilirlik duygusudur. Bunu vermesek bu olmazdı. Dünya kaynakları buna çok özel bir itina gösterirler. Bu bakımdan metro hizmetinden tutun, şehrin kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini ortaya çıkarmaya, yeşil alanlarına, yoksuluna fayda sunmaya, yoksuluna sunulan faydayı ortaya koyarken ona lütufta bulunuyormuş davranışıyla değil, senin yoksulluğun bizim sorumluluğumuzdur bakışıyla gerçekten şefkatli bir devlet elini ulaştırma, uzatma kimliğiyle hareket ediyoruz. Siyasi menfaati asla gütmediğimiz bir alandır o alan. Yani her hususta dokunuyoruz, eşitlikçi davranıyoruz. Ben Beylikdüzü'nde görev yaptığımda ziyaretime dahi gelemeyen, selam bile veremeyen, telefonumu bile açamayan bir Büyükşehir Belediyesi ile çalıştım. Bürokratından başkanına, ama ben İstanbul'un 39 belediye başkanını ziyaret etmiş hem de defalarca. Her gittiğinde sınırlarından içeriye girdiğimde o ilçe belediye başkanını bir ev ziyareti dahi yapıyorsa davet ediyorum. Benim bir endişem yok ki, gel benimle beraber gidelim diyorum. Tercih onun, gelir gelmez. O ayrı ama davet, çünkü demokrasi olan saygımızdan ötürü. O bakımdan bu şekilde davranmaya devam edeceğim. Elbette ki 16 milyon insanın desteğine talibim. Elbette ki bu şehirde yaşayan herkesin, her insanımızın, bu memleketin güzel evlatlarının desteğine talibim. Biraz şımarıklık yapacağım. Elbette ofluların ayrıca talibim. Onların desteğine ayrıca talibim. Ali abi, sırtımı dayayabilirim değil mi oflara? Evet yani. Dayayabilirim yani. Tamam. Sevgili başkan. Pazarlık edeceğiz. Ya pazarlık ederiz, sorun yok. O konuda kuvvetliyim, borçlu çıkarsın, söyleyeyim. Borcunu arttırabilirim. Takdir senindir. Ama onurla, gururla gerçekten evet sırtımı dayamak isterim kıymetli hemşehrilerime, doğduğum şehrin insanlarına. Onlardan güç almak isterim ama memleketimin her insanından güç almayı daha çok severim. Çok teşekkür ediyorum bizi kabulünüz için, bizi ağırladığınız için. Herkesin evine, ailesine, eşlerine,
hanımefendilere, beyefendilere, çocuklarınıza, torunlarınıza selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. İnşallah bir başka toplantıda beyefendiler kadar yenge hanımlarla da oturmayı, onlarla da sohbet etmeyi diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.